Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapacağım. Kıbrıs tatlısı için ilk önce şerbetiyle başlıyorum. 1,5 su bardağı şeker kullanacağım. Ve 2 su bardağı su. Kıbrıs tatlısında farklı olan şerbetine bir tane de vanilya şekeri ekliyorum. Ve bunu karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Ben diğer malzemeleri hazırlayana kadar şerbetim de kaynamış olacak. Kıbrıs tatlısı için 3 aşamalı yapıyorum. İlk önce şerbetini kaynatıyorum. Ve şimdi alt katmanını yapacağım. Daha sonra üzerine krema gelecek. İlk önce alt katmanı için bana gerekli olan malzeme 3 yumurta, bir kabartma tozu, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı ceviz, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı şeker var burada. İlk önce yumurtaları kırıp ve şekerle çırpacağım. Artık bütün malzemeleri karıştırıyorum, yumurta ve şekeri. Kıbrıs tatlısında un kullanmıyoruz. Galeta unu o işlemi görecek. Malzemeler güzel bir karıştı. Şimdi yağladığım tepsiye döküyorum. Seksen derece fırına veriyorum artık. Tatlımızın harlı sıcaklığı gittikten sonra şerbetini ekliyorum. Ara ara çatal batırıyorum. Şerbetin daha rahat her tarafa geçmesi için. Kıbrıs tatlısının kremasını yapıyorum. Kreması için burada 1 litre süt var. Yarım su bardağı şeker. 1 su bardağı nişasta. Bir de krema kullanacağım. Kremayı daha sonra kullanacağım. İlk önce süt, nişasta, şeker ve vanilya şekerini iyice karıştırırken sonra pişireceğim bunu. Sürekli karıştırarak pişireceğim, topaklanmaması için.
Muhallebimiz pişe pişe kalınlaştı artık. Bu kadar pişmesi yeterli. Pişen muhallebimize 200 ml de krema ekliyorum. Ve bunu bir çırpıcı yardımıyla karıştıracağım. Tatlının üzerine muhallebiyi döküyorum. Kıbrıs tatlımızın üzerine bol olacak şekilde Hindistan cevizi serpiyorum. Tatlımızı soğuması için 2-3 saat buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra servis hazır olacak. Kıbrıs tatlımız çok güzel oldu. Altı şerbetli, cevizli bir tatlı. Üstünde de muhallebisiyle ve Hindistan ceviziyle. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Umarım hepinize fikir olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.